Peki inşallah ben en çok kimi mezunu merak ediyorsunuz derseniz Halil'inkini diyeceğim. Şu an ben de Zöyle Hanım. Vallahi çok merak ediyorum. Ben de ne yiyeceğiz çok merak ediyorum. Ölçtü, biçti, tarttı. Peki Metin'in menüsünde şimdi bir el açması börek zaten gelecek. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tatlı revani çok basit. Çok basit. Kek yağını içine şerbeti dök. Bu ne? Bakayım benim kek ne? Güzel olacak gerçekten mı bir de orası var. Çünkü o zaman... Mesela sen de tatlıda risk almışsın. Evet. Bana haksızlık değil mi? Ama sen sizinki hamur olmuştu, sizinki olmamıştı ki. Mesela ben yaptım. Üç yarışmacının da tatlısının riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrı ayrı açtım, ayrı ayrı dinlendirdim ya. Hamur yapmıştı. Yalnız kimse kabul etmiyor, yapamadı. Mesela ben kabul ediyorum, benimki olmadı. Bravo. Neden kabul etmiyorsun? Mesela seninki ben hamurdu. Ben ediyorum ama ben açtım onu, çok büyük açtım yemek yiyorum. Açmak 50 katına taktı. Ama Zöyle Hanım şöyle yoktu, sotusu da yoktu. Hayır yapma bir tane, ay. Yani Fatma Hanım beni anlamıyor ama gerçekten ay 50 kat açtım. 50 kat açtım. 50 kat Fatma. Öznur Hanım'ın gerçekten konuşmaya hakkı yok. Yani Öznur Hanım'ın yok, Gülay Hanım'ın yok. Fatma Hanım'ın biraz konuşmaya hakkı var ama o da çok konuşuyor. Olması gerekenden de fazla konuşuyor. Yani keşke az konuşup öz konuşsa. Evet, böreğin yanında ne vardı? Bir meze vardı. Yoğurtlu labneli meze. Bunu uyumlu buldunuz mu? Menüsünü uyumlu bence, buldunuz mu? Bence yani mezenin güzel, böreğin yanında evet, güzel kreş yani. Olur. Kreş olur. Zaten söylemişti Zuhal Hanım. Kimin masasında, birisinin masasında çıkarım demişti yoğurtlu bir şey evet. Olsa iyi olurdu buyurun. Falan diye. Kimin masasında söylemiş sizin Zuhal Hanım, mi? Şöyle bırakıyorum. Çok teşekkürler. İşte patatesli börek. Yonca. Şöyle bir yonca. Bakın şeklinde şemali sunumuna. Hı hı. Dört yapraklı yonca. Yonca börek mi oluyor şu an? Evet, el açması. Börek. Valla seninkinden güzel görünüyor. Seninki kupkuruydu. Evet gerçekten güzel gözüküyor yalnız. Gerçekten güzel görünüyor. Benimkinin bir adı var. Seninkinden de güzel yani bu arada. Teşekkür ederim. Benimkinin bir adı var. Seninkinden güzel. Bir adı var. Bütün hafta ben çok adaletli bir insanım dediniz. Lütfen her gün öyle davranın. Yarın da öyle olun. Bugün de öyle olun. Bence Fatma Hanım. Lütfen adil olun. Siz de dediğinizi keşke getirseydiniz önümüze. Daha tadına bakmadı. Görüntüsü güzel bence. Görüntüsü güzel gözüküyor. Elinize sağlık şu anda. Benim çatalım yok. Yani ben duygularımı tatile gitmek istiyorum. Ben de istiyorum. İstiyorum yazamadım. İstiyorum yazamadım. Yer yok orada. Ancak tatile gitmek istiyorum. Afiyet olsun. Ben gitmek istiyorum. İnşallah bir ay kaldı. Ben fark etmem. Az kaldı böyle. Az kaldı. İçecek ister misin? Peki İçecek. Takılıyorum tabii. Metin benim çatalım yok. 50 kat açtım. Tatile gitmek istiyorum. Metin. Bu taraf bıçak, bu taraf Metin, bıçak. Metin içecek sor. Metin. Herkese içecek sor. İçecek isteyen var mı arkadaşlar? Ben su istiyorum sadece. Tamam hemen getiriyorum. Buyurun tadalım bir yandan. Ben iyiyim suyla, sağ ol. Tamam. Dadua bakalım, dadua. Evet, ısıtmış getirmiş. Benim çatalım yok Zuhal Hanım. Niye? Hepimizde var çift. Yok, sanki aynı. Hiçbir çatalın yok. Verebilir miyim? Yok, çorba kaşığım varmış sadece. Aa, ben onu alınca çatal kalmamış. Fatma Hanım'a. Ver, tabii ver de. Eksik mi kalmış oranın servisi? Evet. Allah Allah, sen bunu ilk oturduğunda nasıl fark edemedin? Fark edemedim gerçekten. Hmm, yoksa hemen söylerdin. Evet. Benim çatalım yok seve diye. Seve. Katlarını düşünüyorsan o sırada. Metin, Fatma'nın çatallarını vermemişsin. Ya inanın Zuhal Hanım koydu. Defalarca da kontrol ettim ama Allah Fatma Hanım cebine mi aldı acaba? Ne yaptı? Ay eve götüreceğim. Benim takımda eksik var da. Çok hoşsunuz gerçekten. Ay sağ ol. Bu arada öyle ben çok Fatma. Beğendim. Gerçekten beğendim. İçecek, Öznur Hanım içecek veya Fatma Hanım? Ben sadece su istiyorum. Siz Öznur Hanım veya Fatma Hanım? Fatma Hanım. Ben evet. Suyla devam tamam. Edebilirim. Bir soda, bir su. Sen neye tuz ektin? Mezeye mi? Bir tık evet benim öyle bir şeyim var hafif attım. Tatlı yoğurt yemiyorum çünkü hep ev yoğurdu alıştığım için. Sen diyetli evet. Değil miydin? Ben de şekerli kahve istedim. Burada tuz döküyorsun yani. Ben haftada bir kez kahve içiyorum. O yüzden onda da şekerli içiyorum o kadar. Hakkımı orada kullanıyorum. Evet hakkımı orada kullanıyorum. Şeker normal tüketmiyorum gerçekten ben. Gerçekten güzel yapmış bence. Ederine sağ ol. Gülay'dan beğendim. Evet ben de beğendim. Gerçekten sizlerin gerçekten böreklerinizden daha iyi. İki tane kadın yapamadı ama bir erkek güzel bir börek evet, yaptı güzel gerçekten. Yapmış. Güzel yapmış gerçekten. İki kadın yapamadı i̇ki kadın değil derken, ya. Ben yokum değil mi? Bu böreği hamurun yeri yok ki Fatma Hanım'ın merak ediyorum. Börek el açması börekti değil mi? Evet. Hamuru nasıl acaba? Çok açmış, yani. Çok uğraşmış Zuhal Hanım. Bildiğiniz gibi değil. Ölürsünüz yani bunu gözüm yaparken. Bardağınızı alayım. Emekler. Şöyle vereyim mi? Emekler. Buyurun. Ya sizinkinde emek vardı ya, ama kuruydu yani. Emek olup lezzetsiz olduktan Halil sonra Bey, bir manası Allah aşkına, yok. Şöyle benden bir kopun artık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya odaklanın. Önünüzde yediğiniz şey börek mi onu düşünün bir. Gerçekten. Evet, börek ben. Önünüzde yediğiniz börek mi poğaça mı? Börek. Poğaça mı börek mi? İyi düşünün. Valla bence çok güzel bir börek. Tam tarihindeki gibi börek. Zuhal Hanım bir tane el açması çıtır börek resmi görmek istiyorum. Patatesli. Çıtır yazmıyor hanımefendi menüde. Biraz önce el açması dediğiniz zaman o çıtır olmak zorunda. Gevrek de çıtırdır yani. Gevreklik nedir? Hiçbir gevrek bir şey yemedik biz siz yediniz. Fatma Hanım devam ediyor. Tam benim tahmin ettiğim gibi.
Ben tabii ki devam edeceğim. Benim masam burada harcanırken ben böyle oturacak değilim. Ama sizinki olmamıştı. Çok kuruydu ya. Evet, yenmedi yani. Olmamıştı. Gerçekten. Gerçekten yenmedi. Zaten. Teşekkür ederim arkadaşlar. Adaletli yani. Bir insan söylemene hiç ona göre hareket etmiyor. Ben programa gelirken dedim ki önüme yazan şey gelirse asla şey yapmayacağım. Benim ama bu benim önüme yazılan şey değil. Ne bu? Poğaça. Ben resimleri ekibe attım. Ekip bakın, size resimleri göstersin. Hamurunu nasıl yaptın? Hamurunu nasıl yaptım? İçinde tereyağı var. Tamam. Yumurtası var Zuhal Hanım. Yoğurdu var. Ekstra normal sıvı yağı var. Hı hı. Zaten menünün tarifi de oraya yazmıştım. Tariften şimdi tam yaptın değil mi? Tabii tariften yaptım. Daha önce birkaç kere yarışmadan önce yaptım bir börek. Biz çok beğeniyoruz. Yani Fatma Hanım dışında şu ana kadar herkes çok beğendi. Ha, soralım evet Halil. Ya şöyle tadı çok güzel ama gerçekten börek hamurunda değil yani. Poğaça gibi gerçekten. Hani hem zaten bir de gevrek yazıyor ya. Ama tadı çok güzel ama hani buna poğaça, patatesli poğaçası deseniz harika ama yani. Ama şimdi ben yazan tarifi birebir yaptım. Zaten gevrek tam benim istediğim gibi olmuş. Buna poğaça diye, ay börek diyemezsiniz. Tamam Metin sizin için poğaça diyorum. Ya ben bu olan tarifi poğaça yazdım Fatma. Yani, yani börek demek illa da kat 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 olması gerekmiyor ki. Evet, börek ya. Yani. Hayır kuru, börek dediğin ya sararsınız lazım. Ya rulo yaparsınız tamam, ya kat kat yaparsınız şekilde ama o börek istemiş oluyor. Bu poğaça oluyor hanımefendi. Yok ben çok beğendim, ellerinize sağlık. Ben şunu söylemek, şunu söyleyeyim size. Bence çok güzel olmuş, elinize sağlık. Ben çok beğendim gerçekten tadı, tuzu. Güzel olmuş. Resimdeki görsele birebir uyuyor. Birebir. Dereotu var içinde sanırım. Haydar tarzı bir meze olmuş. Ben beğendim bunu da. Elinize sağlık. Tuz ektin ama. Ama hazır yoğurt olduğu için ben bir tık tuzlu olmuş. Tuzsuz değil mi? Normal tadı. Ben sadece tuzlu biraz yediğim için tuz ektim. Bence tuzsuz. Bence bariz mi? Tuzsuz. Hiç tuzu yok. Atmış, hiç atmadın mı tuz? Ben tatlı olduğundan dolayı. Bir tat bakayım. Bariz tuzsuz. Aslında ben hani pilav dışında her diğer şey şeylere tuz atılabilir şeyler olduğu için Zuhal Hanım. Anladım. Çok aşırı tuz atmadım. Sana nasıl geldi? Bana da bir tık tuzsuz geldi ama tuz ilave edilebilir. Tabii ki etti zaten. Özür evet. Hanım bilerek bugün yani önünüzdeki her şeyi beğenmek odaklı mı geldiniz? Yani ben kendi masanızı unuttunuz. Hı-hı. Buraya her şeyi beğenme odaklı mı geldiniz bugün? Yani şöyle söyleyeyim Fatma Hanım. Bu börek değil, böreği beğeniyorsunuz. Bir kere ben bu börek Zuhal Hanım'a da söyledim. Tekrar edeyim isterseniz duymadınız. Yok etme etme duyduk canım. Tamam. Bu börek değil Zuhal Hanım. Börek değil diyorsun. Börek olarak kabul ediyorlarsa o zaman büyük sıkıntı var demektir. Fatma Hanım. Benim ana yemeğimi o zaman nasıl siz ara sıcak dediniz, ana yemek değil dediniz. Neden öyle bir şey yaptınız? O da o zaman onu da ana yemek olarak demedim kabul edebilirdiniz. Ben onu demedim. Bir dakika. Neden? Bir kere bu görselle birebir aynı dedim az önce zaten. Hayır, hayır görselliği ben güzel. Ki. Ben görselliği güzel. Hamuru kalın. Fakat tadı da lezzetli. Olması çok güzel olmuş. Tadı güzel. Evet gevrekliği de var. Gibi. Gevrek de aynı zamanda. Sen tadını beğenmedin mi? Hayır. Çünkü bu poğaça. Bana ya poğaça yazsaydı ben poğaçayı beğenirdim. Yani İç harcını da bir deneseydim. Bir saniye lezzetini bir deneyelim. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Yani siz Gürbüz benim attığım resmi gösterirse resimle resimle tatla lezzetle benim yazdığımla orada attığım birebir değilse haklısınız. Göstersin resmi benim yazdığım siz ama bakın Fatma Hanım böyle yapmayın. Yani kuk takmayın. Bakın beğendim diye yine günün sonunda istediğiniz puanı verin ama yani burada yok, beğenmediğim böyle şey niye beğendim? Bu yazan şey değil kusura bakmayın Metin Bey. Ben bunu resmi, kabul edemem. Resmi gösterebiliyor muyuz benim size attığım resmi? Yani bir gösterebilir misiniz? Peki şöyle diyelim Halil de dedi ki poğaça bu. Fatma da diyor ki poğaça bu. Börek mi bu ben Bilal? Börek bence yani. Ben sence beğendim. Börek. Evet ben beğendim. Tarifi de çok güzel. Zuhal Hanım yani bunun tarifi bu. Yani buna ben ekstra kendim bir kabartma tozu koymadım. Bir maya koymadım. İlla ben mayayı sordum. Maya koymadıysa o zaman börek. Hayır hiçbir şey koymadım. Dün siz kendiniz demediniz mi? Maya koyulan poğaça nasıl maya koymadınız? Kabartma tozu mu koydunuz? Maya koydum ekibe sorabilir misiniz? Peki buna ne koydunuz? Kabartma tozu ve sadece kabartma tozu. Kabartma tozu da bir kabaran bir şeydir. Kusura bakmayın. Kabartma tozu böreğe girmez. Maya böreğe girmez. Görseline bakın. Ya Fatma Hanım gerçekten beklediğimden de kötüsünüz. Hayır. Yani yakışmıyor. Yani yakışmıyor. Günün ben sonunda size bir şey yine demiyorum beyefendi. Yazdığım şey önüme gelmediği için bu kadar tepki veriyorum. Günün sonunda yine burada birbirimizin yüzüne bakacağız. Kup takmayın. Beğendim ama Halil de aynı şeyi söylüyor. Ben poğaça bu diyor. Ben kup takmıyorum ki. Tamam. Ama şey ben bunu beğenmedim diyor. Halil Bey beğendiğini söylüyordu. Bunun börek olmadığını söylüyorum beyefendi. Beğenmedim benim derken. Benim söylediğim börek bu. Bakın görselini. Benim söylediğim börek. Yok, bakın. Bu ben yazdığımda peki arama motoruna bu mu çıkacak? Evet. El açması patatesli gevrek börek dediğim zaman. Benim ismim zaman. Yazdığım ismin birebir yazın. Sizin attığınız resim benim umurumda değil. Hayır, ama benim ben arama motorunda yazdığım tamam zaman benim önüme çıkan börek benim menüde, umurumda olur menüde beyefendi. Menüde yazan ismi birebir yazın. Bu
mayasız, bol içli patatesli börek. Mayasız yonca börek niye tarifi. Maya kullandınız maya o zaman? Maya koymadım hanımefendi. Koymamış kabartma zaten. Tozu kullandım dediniz ya. Kabartma tozu aynı kullanmış. Aynı dili konuşmuyor muyuz? Ben anlatamıyorum kabartma ya. Kabartma tozu da bir mayadır. Yani o öyle ne? Bir maya değil. Siz şu an yaptınız. Neden Fatma beğenmiyor biliyor musun? Kat kat katı yok bunun. Bunu o yüzden beğenmiyor. Kendi doğanını korumaya çalışıyor. Aynen. Sen yanlış oda yapmıyor. Kat yapacaktın yani buna biraz gerçekten yaşınıza, yaşınıza başınıza yakışmıyor. Bakın ben Metin ya, Bey eleştiriye açık değil misiniz? Eleştiriye açığım. Bakın ben evet. Bakın beğenmedim demiyorsunuz. Beğendiniz. Ama fakat bu börek değil diyorum beyefendi. Tamam börek de değil ama şu değil. Anki önünüze gelen tadı güzel değil, mi? Doğru değil. Börek yazıyorsa ben, benim önüme börek geldi. Ben yarışmanın başında ne dedim? Dedim ki benim önüme ne yazdıysa benim masama tabağıma o gelsin. Ben asla tadı güzel olmuşsa, olmamışsa bile yine de ona haksızlık yapmak istemem dedim. Ki bu şu an benim çok, önüme çok yazan haklısın. Şeyler yok, değil. Yazan çok şey yok. Değil siz yani. Siz bence aldığınız puanları şu anda korumaya evet, çalışıyorsunuz. Evet, korumaya çalışıyorsunuz. Yani sizin kötü puan vermek sizce için şu anda olumsuz yorumlar yapıyorsunuz. Hayır. Evet. Bu ya bu börek değil hayır, ya. Börek ben yedim hatta bitirdim. Ben tarifini birebir yaptım. Eyza Fatma çok şaka yok. O değil de ya. Yarın da Fatma diyecek ki bu börek değil, bu börek değil. Yani sürekli aynı şeyleri. Lütfen yarın da ona yazar mısın? Ben araştırdım böyle çıktı. Bakın, yani benim Fatma, karşımda hep böyle çıktı. Beğenmedim deyin ya da beğendim puan vermeyeceğim deyin ama bu pazartesi börek değil günü demeyin. Benim günümü izlerken ben size o gün umarım. Ben size o gün sabah ekibe yaptığım böreği çektim. Orada görürsünüz. Börek, el açması, patatesi, gevrek börek oydu. Onu da izlerseniz görürsünüz. Keşke. Bu börek değil. Ekibe yaptığınızda bize de yapsaydınız ya. Da ben size daha yemeseydik bir şey yani. Yapmasın dedim. Kuru daha çok uğraşırız. Şimdi ismi belki. Yazıyorlar. İsimde evet. Görsel birebir aynı çıkarsa ikna olacak mısınız? Olurum belki. Belki. Belki ya Fatma Hanım. Siz garanti çok, veremiyorum. Çok tehlikelisiniz gerçekten. Sizi rakip gördü herhalde. Bence siz tehlikelisiniz. Hafta başından beri sustunuz ben bugün. Ben susmadım. Masada en çok konuşanlardan biriyim. Nasıl? Ben eğer ya susup Allah günümü aşkına. Oynasam. Hiç. Bakın dün de Öznur Hanım'a 6-7 puan verirdim. Ama onu şekil da karşıyım. Şimdi 6-7 bize verirsen sen nasıl bilmiyorsun? Olmamış şeyleri 6-7'yi nasıl verecektiniz? Sizin puan alacağınızı o yanlış biliyordum. Bir düşünce ama ona bence hiç kapılmayayım. Metin Bey olmamış şeyleri nasıl 6-7 vermeyi i̇şte düşünüyorsunuz? Benim olmuş masama neden vermediniz o zaman 8'i? Hak ettiğinizi aldınız. Hayır. Ben 6'yı hak etmedim. Yok yok 6'ydı seninki ya. Gerçekten 6'ydı. Hatta bence Gülay Hanım gerçekten o zaman ben size bir verseydim gerçekten o zaman haklı oluyormuşum yani. Yani birlikte değil de benim Hasan falan tam da 3'ten açmışlar başlıyor. Açmışlar arkadaş. Bir tartışma söz konusu şu an masada. Ben bu bire bire börek mi poğaça mı diye. Evet. Belki de ismi börek diye geçince sen açması, gene böyle bir şey oraya mi bekledin? El açması. Kat ben bekledin. Kat olmayınca. Kat olmayınca. Evet, kat psikolojisi bozuluyor kat göremeyince. Yani yonca diye de belirttim. Şekli yonca gibi oldu. Yani bu görselde ikna oldunuz mu? Görsel de geldi. Şeklinden ziyade sanırım bu poğaça hamuru gibi demek istiyor. Evet. Çünkü aynı şeyi ben Ali söyledim. Aynen poğaça hamuru gibi. Evet. Ama tadı gerçekten güzel. Yani ben bitirdim yarısını afiyet bitirdim. Afiyet olsun. Ben hepsini bitirdim. Yoğurtlu mezeyi beğendiniz mi? Ben beğendim. Börekli güzel gitti. Tatsız. Tuzu yok. Elinize sağlık. Bitirmeyin. Normal lav ne yiyormuşum gibi. İçine biraz. Keşke siz de koysaydınız. Normal lav ne yiyormuşum gibi. Ben sormuştum ya. Göremediniz mi? Hiç labne gibi gelmedi. Yani yoğurt daha basın bence. Tamam. Fatma Hanım baştan beri strateji yapıyor zaten. Hani hamur sunarak sanki elçisini kıskandırmak için katılmış gibi davranıyor. Sürekli ben hamuru açtım, hamuru açtım. Tamam hamuru açtın ama hiçbir şey yapamadın. Gerçekten onun hiçbir şeysini beğenmemiştik zaten. En azından bugün bir şeyler yiyebildik yani. Bu hafta Fatma Hanım'la ilk defa aynı fikirdeyiz. İkimiz de bu börek poğaça olarak şey yaptık, yorumladık. Gerçekten poğaçaydı. Fatma Hanım'la ilk kez aynı fikirdeyiz. Fatma Hanım gerçekten eleştiriye hiç açık değil. Olmayan bir şeyini bile Zuhal Hanım söylemediği takdirde bizi yalancı konumuna düşürmek için elinden geleni yaptı. Bu gerçekten doğru bir tutum ve davranış değildi. Kendisini bu konuda geliştirmesini diliyorum.